Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Romancayı baştan öğrenmeye ne dersiniz? Çünkü ben daha derli toplu olması için bir kitaptan takip ederek Romancayı öğrenmek, geliştirmek ve aynı zamanda bildiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bak, burası çok önemli. Bu cümleleri bir daha kuramam ama ben burada size Romanca öğretmiyorum. Ben kendi Romancamı geliştirirken, bir şeyleri, bazı konuları hatırlarken sizlerle paylaşıyorum. Bir ara can sıkıntısından yaptığım bu YouTube için yani şu anda zaman bulamıyorum. Hazırlanmak için zaman bulamıyorum. Yanlış bilgi vermemek için birazcık tereddüt ediyorum. Ama gerçekten bir şeyi çok düşündüğünüz zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onun için ben de bugün eve geldim. Kamerayı açtım. Kitabı açtım. Yaklaşık bir ya yarım saate yakın vaktim var. Bu kitaptan ben de tekrar edeceğim. Sizlerle de bu bilgileri paylaşacağım. Ve şimdiden bayağı bir zaman kaybettik. Neyse. Bu arada ben en son 6 ay önce falan video paylaşmışım. Eski videolarımı izlemiyorum ama yorumlar geliyor. Yani aboneler sürekli geliyor. Ben şaşırıyorum arkadaşlar. Siz gerçekten faydası oluyor mu size bilmiyorum ama umarım bundan sonra daha çok faydalı şeyler paylaşabilirim. Yani zamanda biraz daha böyle eğlence olsun diye yaptığım videoların altında çok güzel yorumlar geliyor. Haterlarım var, bir iki tane. Yani sen kimsin de senin haterın oldu ya, değil mi? Yani neler neler oluyor hayatta. Neyse arkadaşlar, geçtim burayı da. Şimdi ben yeni bir şey deneyeceğim. Şu an deneyeceğim. Çünkü hazırlık yapınca gerçekten yapamıyorum bu işleri. Bakayım. Vallahi başlattım. Şimdi ben ekrana, inşallah telifini falan yemeyiz ya bu işin de, bilmiyorum da deneyeceğim. Bakalım telif yersek de hayırlısı. Bu kitabı böyle ekrana yansıtacağım. Şuralarda bir yerlere gelir bence. Şuraya gelmezse kafam. Çünkü şu anda ışık falan her şey çok fena. Neyse. En baştan böyle bakacağız beraber. Ben bildiklerimi bildiğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Ben Romence öğretmeni değilim. Romencem süper değil. C1, C2 falan değil. Ben şu anda kendi işlerini artık halletmeye başlamış Romanya'da yaşayan bir Türk vatandaşıyım. Yani henüz Roman vatandaşı falan da değilim. Anyway. Arkadaşlar çok gereksiz bilgiler veriyorum ya. Gerçekten bu kamera açılınca insan saçma sapan şeyler söyleyesi geliyor. Durduramıyorum bak, hala durduramıyorum. Devam ya da başlayalım. Dacă sunt tezgata, hai să începem. Era aşağı değil mi? Böyle başlıyorduk. Şimdi alfabe ile başlayalım. Biz bunları zaten öğrendik. Hızlı geçelim. Romence alfabede bizim bilmediğimiz, yani bizden farklı olan harfler A. A. Yani ne A ne I. A. Mar gibi. Hadi şuradan kelimelere de bakalım. Kelime hazinemiz de gelişir bu vesileyle. A, avion, I, mar, I, din, a. Yani A'dan gelen I. Mına, mına, m, melk, I ya da i. Pardon, bu i arkadaşlar. Bizde şu büyüğü I diye geçiyor da bunların arkadaşlarımızın, Roman arkadaşlarımızın ı'sı ı din i, ı din a, burası i. Yepure, yepure, ı, ınotator, ınotator, yani yüzücü. N, nas, r, rodiye, e, elefant, u, urs, k, kal, k. Devam edelim. O, L, Leo, V, Vapor, F, Fluare, T, Trandafir, T. Ben artık kullanmaya başladım. Darısı kullanamayanların başına. T, ses doğası, bir de söyleyemiyormuşum. Ses doğası, ses doğası. P, piyan, S, soare, Ş, şarpe, D, delfin, B, ban. Ban. Bakın benim hater demeyeceğim. Onlar beni, yani bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Şu ben sondaki i'yi Romence'de tam okumuyoruz dedim. İyi anlatamamış olabilirim ama bir Roman arkadaş da gayet iyi açıklamışsınız ve dediğiniz doğru yazmış. Bir arkadaş da neden bahsediyorsun falan yazmış. Demek bu camia böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bakın burada bani demiyoruz da, çünkü bani birden yani fazla, hani çoğul. Aslında ban genelde zaten çoğul kullanılan bir ifade. Neyse ya, neyse karıştırmayacağım. Ban, ban,
Yani iyi ne söylediğim belli ne söylemediğim belli değil mi arkadaşlar? Ben burada bani demiyorum. Ban diyorum. Jukari, j, jukari, h, harta, g, gard, k, pardon, kapa. Kapa, kilogram, q, katar, w, kiwi, kiwi, poğaça, diyor. X, pix, idingrek, yoyo, z, zebra. Arkadaşlar geçtik. Ben buraları bence aralarda kestim. Telif melif buralardan yer miyiz ki ya acaba? Sen kimsin de teliflere takılıyorsun? Şimdi arkadaşlar ses harf gruplarını görmüştük daha önce. K, E yani Romence olarak söyleyeceğim umarım. K, E yan yana geldiğinde Ç sesini veriyor. Ç, Ças. K, İ yan yana geldiğinde Çi sesini veriyor. Çinç. G, E yan yana geldiğinde C sesini veriyor. Canta. Canta. G, I yan yana geldiğinde G sesini veriyor. G, cirafa. K, H, E yan yana geldiğinde K sesini veriyor. K'ye. K, H, I yan yana geldiğinde ki sesini veriyor. Kitarı. G, H, E yan yana geldiğinde G sesini veriyor. Gyatso. G, H, I yan yana geldiğinde. Arkadaşlar bu harfleri yani bu iki tane harfi yan yana nerede görürsek görelim her zaman ç. Her şartta, her kelimede k ve e'yi yan yana gördüğümüzde ç. Eğer c'yi yani Türkçedeki c'yi, Romancadaki k'yı tek başına görürsek k. K. Anlatabildim mi? Umarım anlatabildim şimdi. Yanında bu harflerle gördüğümüzde tamamen başka bir ses veriyor. Mesela burada lektia, lektia burada k sesini veriyor. Alfabedeki gibi yani k, lektia. Ama yanına bu harfleri aldığında, bu sesli harfleri aldığında ya da şu grupları aldığında harfin sesi değişiyor arkadaşlar. Buna diminatsa, buna ziva, buna seara. Buna diminatsa günaydın, ne atsa şeklinde kısaca söyleyebiliriz. Yani daha çok samimi olduğumuz kişilerde daha informal. Buna ziva formal, aynı zamanda informal de yani normal arkadaşlarımıza da saygıdeğer kişilerin de arkadaşlarımız da çok saygıdeğer bu arada. İşte ben burada uzatmayacağım neyse. Buna ziva ya da buna ya da salut, merhaba, selam. Buna seara, iyi akşamlar. Bir de noapte buna vardı. Noapte buna iyi geceler. Pa bir tane videodan hatırlıyorum. Pa 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 hatırlarsınız bence siz de izlediyseniz. O bilmiyorum kaç kişi izledi o dilimdeyseniz. Lare vedere, hoşça kal. Lare vedere, hoşça kal. Pa, bye. Buna ziva impare bine. Buna ziva impare bine. Merhaba, iyi günler. Tanıştığıma memnun oldum. Impare bine. Evet arkadaşlar, bir de test yapalım. Burada ne yapıyor arkadaş? Muhtemelen sabah uyanmış, güneşi selamlıyor. Ben olsam güneşi selamlıyor olurdum böyle bir fotoğrafta. Ne diyoruz burada? Buna diminatsa. Burada arkadaşımız iş görüşmesi yapıyor muhtemelen. Buna ziva. Burada amcam şapkasını çıkarmış. Bence burada daha samimi bir selam veriyor. Salut ya da buna. Salut. Sau buna. Burada güneş batmaya başlıyor arkadaşlar. Buna seara. Buna seara. Burada yine bir iş görüşmesi tarzında bir şey şantiyede. Bu detaya gerek var mıydı bilmiyorum. Buna ziva. Burada da salut. Salutu kullanabiliriz. Daha informal. Buraları geçtim arkadaşlar. Geçtik. Geçtik. Hatırlarsanız zaten bir ara şey yapmıştık. Yeusunt bunları işlemiştik bence. Yeusunt, tuyest, yel yeste, ya yeste, noisuntem, voisuntets, yey yele sunt. Bunlar özneler ve yardımcı fiilleri. Yani şöyle hatırlayalım. Yeusunt radu. Ben radu. Yeusunt. Ben
Radu. Buna Yeusund Mara. Merhaba, selam. Ben Mara. Bir tane öğretmen var ya. Çok görüyorum ya. Onu bulursam hemen yapıştıracağım buraya. X üzeri 4 gördüğün yere eksi 2 yazacaksın. Olay anlaşıldı mı? Buna Yeusund Emma. Tu Çin'e yeşt. Merhaba, ben Emma. Sen kimsin? Tu Çin'e yeşt. Sen kimsin? Salut, Yeusund Mehmet. Merhaba Mehmet. Pardon, öyle demiyor tabii ki. Selam, merhaba, ben Mehmet. Tu Çin'e yeşt. Sen kimsin? Tu Çin'e yeşt. Geçtik arkadaşlar. Buraları çok hızlı geçiyorum. Varsayıyorum ki sizler zaten buraları biliyorsunuz. Persona ıntayı, persona doğa, persona atreya. Yani birinci şahıs zamirleri. Bir de Türkçe öğretmeni olsaymışım iyiymiş bazı şeyleri. Çünkü hala hatırlıyorum. Çok severdim Türk dilini. Ya, Türk dili değil, Türkçeyi. Yani dil bilgisi. Dil bilgisi. Çok sevdim ne kadar belli. Üçüncü de tuturdum. Neyse. Birinci şahıs zamirleri, ikinci şahıs zamirleri, üçüncü şahıs zamirleri. Yanlış hatırlıyorsam da arkadaşlar, ben olmuşum 35, kaç yıl önceki bilgilerim, hiçbir yere bakmadan şu anda bunları paylaşıyorum. Hoş görünüz. Yani altta arkadaşım öyle bir şey mi vardı, sen ne, nasıl saçmalıyorsun diye bana şey yapma. Ya da yapın ya, ben haterlarım yorumlarını çok seviyorum. Birinci şahıs zamirleri, ben, biz. Ben, biz. Birinci şahıs zamirleri, ben, yeu, tekil. Singular, singular, yeu. Tekil, birinci şahıs, ben, ben, ben. Plural, çoğul, birinci şahıslar, noi, noi, biz. Persona, doğa, tu, sen. Voi, siz. Tu, sen, voi, siz. Voi derken, yani sizler, birkaç kişiden bahsediyorum karşımdaki. Ama saygıdan dolayı ya da resmiyetten dolayı siz demek istiyorsam Dumnevoastra diyoruz. Bunları da hatırlıyoruz. Dumnevoastra suntez. Saygıdan ya da resmiyetten dolayı. Persona treia yel ya, yani o, kızlarda, kadınlarda, bayan deme, bayan deme. Don't say it, don't say it, don't, bayan deme. Yel erkeklerde kullanılıyor. Üçüncü tekil şahıs. Üçüncü çoğul şahıslarımız da yey ve yele. Yele sadece kadınlardan oluşan gruplardan bahsederken onlar, onlar, yele, kadınlar, onlar, yele, kadınlar. Don't say, don't say. Yey, onlar diyeceğim ama ya sadece erkeklerin olduğu bir grup ya da hem kadın hem erkeklerin olduğu bir gruptan bahsederken de yey diyeceğim. Yardımcı fiili de sunt. Oraya da geliyoruz zaten. Exemple, örnekler. Yeusund Andrei, Yeusund Profesör. Şuraya önce tabii ki şu tabloya bir bakalım arkadaşlar. Atensiye, atensiye. Verbul afi. Olmak fiili. Olmak ya da Yeusund tu yeşt. Yel ya yeste. Noi suntem. Voi suntez. Ye yele sunt arkadaşlar. İster misiniz ben yarım saat bir video burada çekeyim, o yarım saati de ekleyeyim. Valla neden olmasın. Devam edelim mi? Evet edelim bence de. Gene başladık. Evet arkadaşlar. Yeusund yardımcı fiili ben demek istediğimde ben Rezan mesela yardımcı fiil olarak sunt'u kullanıyorum. Her zaman sunt. Yeusund. Tu yeş. Tu yeş Rezan. Yel yeste rezan. Ya yeste rezan. Noi suntem rezanlar. No, olmadı. Aa, olur mu hiç öyle şey arkadaşlar? Neyse ben konsantre olayım. Ben yalandan şuradan bir suyumu içeyim de masanın altından su alınca bilmiyorum siz. Şimdi bu videoyu muhtemelen Türkiye'den arkadaşlarımız izleyeceği için ne demek istediğimi anladılar. Devam ediyoruz. Noi suntem, voi suntez, dumnevoastra suntez, burada yok ama dumnevoastra suntez, ye yele sunt arkadaşlar. Bunları da öğrendik. Zaten bununla ilgili videolarım da var. Tabii ki üstlerde bir yere koymayacağım.
Birincisi onu koymak için biraz araştırma yapmam lazım, hatırlamam lazım. İkincisi de gerçekten öyle bir o kadar profesyonelliğe gerek var mı şu kanalda, henüz bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Yeosund Andrei. Ben Andrei. Yeosund Profesör. Ben Andrei. Ben öğretmenim. Yeosund Profesör. Şimdi profesora bir öğrendik mi acaba bunu? Profesör yani üniversitedeki işte doçent, onları o şey, o hiyerarşideki profesörden bahsetmiyoruz her zaman. Romancede profesör öğretmen demek. Ama genellikle branş öğretmeni. Yani genellikle değil, branş öğretmenlerine profesör diyorlar. Matematik. Profesör de matematika. Profesör de limba romana. Profesora de limba romana gibi. İlkokullarda yani edukator, invatsator, yani böyle şeyleri var, ayrımları var. Şu anda gerçekten patladım, hatırlamıyorum. Okulda gerçekten şu an hatırlamıyorum. Invasator ilk öğretimdeki arkadaş öğretmenlere söyleniyor. Edukator tam tersi de olabilir. Hemen sustum. Buraları keserim inşallah. İnşallah maşallah arkadaşlar, ne yapalım. Hazırlanmazsak böyle olur. Unuttum çünkü. Unuttum. Kullanmıyorum, unuttum. Yeosund Andrea, Yeosund Profesora. Ben Andrea, Yeosund Andrea. Andrea'nın buradan kadın olduğunu anlıyoruz. Yeosund Profesora. Onun için öğretmenim derken de bunu dişil versiyonunu yapmış. Yani feminen versiyonunu yapmış. Burada gördüğünüz gibi Andrei erkekti ve isim de burada maskülen oldu. Profesör. Herhangi bir eki yok. A, E gibi. Burada Andrea'nın kadın olduğuna vakıfız ve kullanırken isim olarak feminin bir isim kullanacak. Profesora diyecek. Şimdi şuraya biz ileride geleceğiz. Şimdi sonuna neden AE koydu dedim ben. Neden böyle bir şey dedim. Bu genel bir bilgi aslında. Kesinlikle istisnaları çok fazla ama feminenlerde genellikle sonuna AE alabiliyor isimler. Devam edelim. Yeosund din Romania. Ben Romania. Ben Romanyalıyım. Yeosund din. Din Romania. Yani Romanya'danım. Yeosund la curs de limba romana. Limba dil demek. Roman dili kursundayım. Ben Roman dili kursundayım. Romence kursundayım. Voi sunteți studenți. Voi sunteți students. Sizler öğrencisiniz. Bakın burada isim de çoğul yapmış. Aslında bunları ileride görelim. Göreceğiz tabii ki. Student, studenta, students, studente. Bunların farkı ne? Ayrımı ne? Neden bir tane isim için farklı farklı harfler geliyor sonlarına, ekler geliyor? Bunları ileride, çok da ileride değil zaten, göreceğiz. Şimdi örnek yapalım. Devam edelim. Arkadaşlar bence. Kompletiyazız, patsil. Ya böyle ders mi olur ya? Ben bayağı burada, ya bilmiyorum ya. Bakalım acaba size böyle iyi gelecek mi? Eğer derseniz ki evet, bu şekilde daha iyi öğreniyoruz. Böyle devam edelim. Ama tabii ki şu an ben buraları halihazırda daha önce defalarca yaptığım için ilk geldiğim yıllarda, şu anda bana çok hızlı gidiyormuşum gibi gelmiyor. Ama size ne diyor ya bu arkadaş? Hele dur bakayım ya, hele dur. Antep vibe is coming. Mesela Yeo'yu daha dur ben yeni öğrendim ya, sunt alıyormuş. Bu ne diyor ya, student falan filan da diyorsanız aynen bu şekilde yazın arkadaşlar. Ben daha sunt'u yeni öğrendim. Hele bir dur. Ne diyorsun sen student, studenta falan filan diye. Aynen böyle yazabilirsiniz. Tabii beni dinleyecek yazacaksınız sanki. Neyse. Evet arkadaşlar, Yeo sunt din Anglia, şi acum Yeo sunt in Romania. Yeo sunt din Anglia, şi acum Yeo sunt in Romania. Ben, yani Yeo dediğine göre biz ne yapacağız? Buraya sunt'u koyacağız. Yancı fiili Yeo'nun sunt. Yeo sunt din Anglia, ben İngiltereliyim, İngiltere'denim. İngiltereliyim işte arkadaşlar yani. Yeo sunt din Anglia, şi ve şi akum, şu anda şimdi yeu, dakı amzis yeu, eğer yeu dediysem ne kullanacağım arkadaşlar? Sunt kullanacağım. Yeu sunt in Romania. Yeu sunt in Romania. Şu anda Romanya'dayım. Noi dakı amzis noi. Çetiriyor sesi akuma. Oare.
Noi suntem. Okay? Noi suntem students. Noi suntem students. Bakın arkadaşlar, isim çoğul oldu burada. Student değil, studenta değil. Students. Noi suntem students. La cursul de limba română. Bizler Romence kursundan arkadaşız. Noi suntem students la cursul de limba română. Romence, Roman dili kursundan öğrencileriz. Pardon arkadaşız dedim. Bizler Romence kursundan öğrencileriz. Yel, dacă a spus yel, trebuie să zic yel este. Yel este Ali și yel este din Siria. Yel este Ali și yel este din Siria. O Ali ve yel este o din Siria. O Suriyeli. Suriye'den geliyor gibi. Ya. Ya dediysek ne diyeceğiz arkadaşlar? Este diyeceğiz. Ya este kolega mea Maria. Ya este kolega mea Maria. Yani o benim arkadaşım. Hani kolega. Ya iş arkadaşım ya benim işte okuldan arkadaşım olabilir. Hani yani biz de hani çok kullanmıyoruz ya. Hani bu benim iş arkadaşım demeyiz. Bizler daha hani arkadaştır. Nereden olduğu çok önemli değildir. Tabii ki öyle değil de. Çok günlük dilde konuşurken bu benim işten arkadaşım. Bu benim okul arkadaşım. Merhaba okul arkadaşım Fatma ile seni tanıştırayım demeyiz yani. Arkadaşım Fatma ile tanıştırayım deriz. Ama Romence'de kolega, kolece, kolecele falan çok fazla kullanılıyor. Ya este kolega mea Maria. Benim iş arkadaşım Maria. O. O benim iş arkadaşım Maria. Tu ești din Siria. Tu dediği için ești kullandık. Tu ești din Siria sau din Maroc. Bakın burada soru işareti var. Romancadaki önemli bir detay. Soru sorarken normal düz cümle yapıyoruz. Yani bu İngilizce'deki gibi yardımcı fiil başa gelmiyor. Bir şey olmuyor. Düz cümleyi kuruyoruz. Sonra soru işareti koyuyoruz. Yazı dilinde anlaması çok kolay. Günlük dilde de anlaması çok kolay. Yani şöyle mesela derler ya, çay vereyim içersin gibi. Hani anlıyoruz değil mi aslında orada bize soru sordu. Tabii ki harika bir örnekle taçlandırdım. Yani tu yeştin Siria sau din Maroc. Sen Suriye'den misin? Suriyeli misin? Ya da Maroklu musun? Fas. Marok Fas. Enerjimizi gönderelim evrene. Umarım Marok Fas'tır. Tu yeştin Siria sau din Maroc. Suriye'den misin? Fas'tan mısın? Voi, voi dediğine göre sunteți kullanacağız. Yardımcı fiil olarak. Voi sunteți college la cursul de limba română. Voi sunteți college la cursul de limba română. Sizler Romence kursundan arkadaş mısınız? Şimdi arkadaşlar prieten ile kolegin arasındaki farkı anladık değil mi? Bitti. İlk küp gördüğün yere bir yazacaksın. Bitti bu kadar. Anlamadınız mı ya hala? Çok iyiydi bence. Neyse. Yani prieten ile koleg arasındaki fark. Prieten arkadaşlar vallahi ben de bilmiyorum. Benim iş yerindeki arkadaşım da yani benim için arkadaştır yani. Hani koleg dersem sanki araya bir mesafeye sınır koymuşum gibi. Yani iş arkadaşı, iş arkadaşında bile biz arkadaş diyoruz. Şu an gene etimoloji miydi o ya? Bir yerlere dalmak üzereyim. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok böyle şeylere. Devam edelim. Kolej, iş arkadaşı ya da okuldan ya da kurstan arkadaşlar. Yani ortak yaptığımız bir aktivite var. Ona kolej diyorlar arkadaşlar. Şu anda aydım ben ya. Yani aymak derken açıklaması bu yani. Bu kadar. Prieten de işte seçtiğimiz yani ben bununla bir prieten olabilirim falan filan. Hiçbir ortak şeyim yok onunla. Ama benim için işte iş yerindeki arkadaş da prietendir yani. Abi kültür çok önemli ya. Vallahi ben bu dili öğrenirken bu kültürel şeyler, bariyerler yüzünden çok geciktim ya. Vallahi bak bu konu ayrı bir konu. Ben bu kanalı açtığımda şu son örneği de yapalım da anlatayım. Yel. Yel dediğime göre ne diyeceğiz arkadaşlar? Yeste diyeceğiz. Yel yeste prietenul meu. Yel yeste prietenul meu. Arkadaşlar yel dedi. Bunun biz artık erkek olduğunu vakıfız. Demek ki burada kullanacağımız isim maskülen olacak. Maskülen. Yani prietena değil. Prietenul olacak. Ul de artikulattan geliyor. Aslında kelimenin kökü prieten. Arkadaşlar şurası olmuyor.
Kelimenin kökü prieten. Ul burada artikulattan geliyor. Yani meu'yu kullandık diye biz şu anda bunu kullandık. Belli bir kişiden bahsediyoruz. Yel'den bahsediyoruz. Ul'u yapıştırdık oraya. Bu da çok anlatması da anlaması da tatlı bir konu. Neyse arkadaşlar, şurada biz toplayalım. Aynen. Vallahi yaptım. Ben bu kanalı açtığımda şey fikrim de vardı. İşte Türkiye'de gezilecek yerleri de paylaşalım. Roman arkadaşlarımız için Türk yemeklerini de paylaşayım. İşte ben Romanya'da neler yaşadım, nasıl süreçlerden geçtim. Romence öğrenirken neler yaşadım. Romence benim Romanya'daki yaşadığım tamam böyle baba şeylerden bir tanesiydi, sıkıntılardan bir tanesiydi ama hani başka şeyler de vardı. Sıkıntılar değil sadece, güzellikler de vardı. Yani çok fazla, en başından bahsediyorum Romanya'daki yaşamımızın. Ben bunların hepsini paylaşmak üzere aslında birazcık da YouTube kanalını açtım. Çok da güzel yaptım. Yani bazı insanlara çok saçma geldi. Ben onu çok seviyorum. Yani abi neden böyle bir şey yaptı falan oluyor ya insanlar. Ben o acayip ya o bana çok iyi geliyor ya. O zaman diyorum ki ben kesin çok güzel bir şey yapıyorum. Ya benim kafam böyle çalışıyor arkadaşlar. Ben yapmak istediğim şeyi evet tabii ki şey vardır yani hani ya acaba el ne der? Vardır, bizde hep vardır. Yani bu bizim şöyle getiririz yani biz onu geçmişten şey olarak, millet olarak el ne der başkaları için, başkalarını daha çok düşünme, başkalarından çekindiğimiz için biraz daha kendimizi geriye çekme falan filan vardır arkadaşlar. Yeni bir tartışma konusu da bu yandan başlatılabilir de. Allah'tan benim haterlarım şu anda şeydeyiz yani gramer falan tartışıyoruz. Hater da ya çok hızlı atlıyorum abi konudan konuya. Neyse bence düşünsenize benim kanalımın bir tane psikolog alıyormuş ve biz şu vakayı bir inceleyelim arkadaşlar derste diye. Sonra ben daha farklı şeylerle üniversitelerde derslere konu olmak isterken düşünsenize vaka olarak psikoloji derslerinde. Gördünüz mü? Reza Hanım şu anda bakın şu an atladı. Daha sadece 2 saniye olmuş öbür konuya başladı. Oha şimdi yarım saniyede atladı falan. O da güzel olurdu bence ya. Sonuçta bilime katkısı olurdu yani. Neyse ne diyorduk? Evet video yani yapmak istediğim videoların birçoğunu yapmadım. Özellikle Roman kültürüyle ilgili video çekmeyi çok istiyordum. Eşimle beraber oturup konuşmayı çok istiyordum. Hala da yapmak istiyorum açıkçası. Ama ya bilmiyorum arkadaşlar, dilin kemiği yok, kimseyi kırmak istemiyorum da bazen tabii ki kendi duygularından bahsederken karşıdaki insanlar kırılabiliyor. Ben şimdi oturup böyle kültürel bir konuşma yaparsam muhtemelen hem yani hem işte bak şimdiden başlar. Onun için şey yaptım, şöyle bir hop bariyer. Hoca psikolojide bakın gördünüz mü Reza Hanım şu anda kendisini geri çekti. Aslında şu anda bir cam tavana çarptı arkadaşlar falan diye. Neyse. Ne diyorduk ya? Belki de o videolar gelir. Özellikle mutfakla ilgili video çekmeyi çok istiyorum. Ama mutfakta video çekmek gerçekten çok zor. Yani kalitesi yukarıdan çekmen gerekiyor. Onu montajlaması falan filan. Muhtemelen hiçbir tarif vermeden sadece öyle bir köşeye koyup yemek yaparken videolarımı çekebilirim ve sonrasında o yemekleri nasıl yaptığımı böyle kısa kısa anlatabilirim belki de Türk yemeklerini. Roman kültürüyle ilgili video çekmek istediğimi söylemiştim. Burada şu anda nasıl aydınlandı her şey? Aslında ilk zamanlar hava ne kadar kapalıydı. Psikolojiden bahsediyorum şu anda. Aynı zamanda üniversitede derse konu olacağım ya ben vaka olarak. Neyse ilk geldiğinde nasıl gökyüzü karanlıktı, sonradan nasıl güneş doğdu, o güneş doğana kadar ben neler yaptım. Bunların hepsinden bahsetmek istiyorum çünkü bunu yaşayan tek kişi ben olmadığımı o kadar iyi biliyorum ki kimileri sadece farkında değil, kimileri de fark etmek istemiyor. Hayatındaki bu ülke değiştirdikten sonra yaşadığı duygusal buhranı. Buhran dersek tabii ki şimdi şey olabilir. Ben yaşadım, yurt dışına gittim, asla öyle bir şey hissetmedim de olabilir. Hissetmemiş de olabilirsiniz arkadaşlar. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben 30 yaşından sonra ülke değiştirmekten bahsediyorum. Şu an gene kimle tartışıyorum hiç bilmiyorum. Gerçekten şu an kimle tartışıyorum bu konuyu? Belki hiç kimse şu anda bunu düşünmemişti. Ama gerçekten 30 yani ben hemen 30 yaşındaydım. Şu an hatırlamıyorum da yani 30 yaşında falandım. 30'a yakındım.
Romanya'ya geldiğimde müthiş bir tecrübe oldu benim için. Hala da olmaya devam ediyor. Gerçekten çok sıkıntılı zamanlar yaşadım duygusal olarak. Aşırı bunaldığım, sıkıldığım zamanlar oldu. Ama hiçbirisinde gerçekten pişmanlık duymadım. Yani Nevşehir'deki o hayatımızı alt üst ettiğimizde hiç pişman olmadım. Gerçekten çünkü burada kendimi bulma fırsatı buldum. Etrafımda gerçekten yorum yapan kimse olmayınca kendi hayatımla ilgili ya da karşılaştıracak kimse olmayınca kendini, kendinle kalmak zorunda kalıyorsun ve kendin ne istiyorsun, ne seni mutlu ediyor, ne seni mutsuz ediyor, bunlarla böyle şak 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 yüzleşiyorsun arkadaşım. Ve eğer bunu depresyona girmeden, her şeyi bırakıp gidecek pozisyona gelmeden içinde halledebiliyorsan, yurt dışında yaşamak bambaşka bir deneyim. Bambaşka bir deneyim. Ben bilmiyorum biz tekrar Türkiye'ye döner miyiz? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bu konuyla ilgili hiçbir planım yok. Gerçekten ben gelecek sene nerede yaşarım bununla ilgili bile. Çünkü bunun artık çok saçma fikirler ve planlar olduğunu anladım. Hayatta neyin ne zaman nasıl ilerleyeceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Şu anda bu kanal az önce gramer, işte yel yesteden, studentten falan bahsederken nasıl döndü de benim kişisel şeylerime geldi hiç bilmiyorum. Ben muhtemelen şu anda gerçekten kendimi üniversitede bir vaka olarak görmeye başladım. Üniversitede işlemem. Yani sonuç olarak arkadaşlar, ne biz şu anda bir amfide psikoloji dersinde vakayız ne de şu anda roman adında bir şey öğreniyoruz. Onun için ben videoyu burada kapatmak istiyorum. Umarım gerçekten size her anlamda faydası olur bu kanalın. Umarım ben devam edebilirim. Çünkü ben gerçekten 30 yaşından sonra yurt dışına geldikten sonra pek çok açıdan böyle kendimi törpülleme fırsatı buldum diyelim. Bunu hem dil açısından yaşadım, hem kültür açısından yaşadım. Dili bilmeyince bir kültüre nasıl entegre olmadığını kitaplardan değil yaşayarak idrak ettim. Ve bunun için neler yapılabilir? Belki de kendi tecrübelerimden bir şeyler paylaşırım burada ara ara. Yani belki sizin de işinize yarar bu tecrübeler. Belki siz de bir yerde, şuradan ben bir bardak su alayım da yersen. Vallahi su. Vallahi su bu. Vallahi de, billahi de, tillahi de su. Arkadaşlar ben suyumu artık önünüzde içmeyeyim. Şu videoyu bir kapatayım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda, sıradaki videolarda umarım verimli, gayet güzel dersler işleriz beraber. Umarım sizlere de faydası olur. Lare vedere. Multum est multum.